LYS deneme sınavı 1. Birinci sorumuz. Çeşitli hücrelerde bulunan ribozom, sentrozom, mitokondri ve kloroplast gibi organellerden hangileri hücreler için ayırt edici bir özelliktedir diye sorulmuş. Burada prokaryot, ökaryot hücreyi, bitkileri ve hayvanları düşünebiliriz. Dolayısıyla ribozom ister prokaryot ister ökaryot olsun bütün hücrelerde ortak olarak bulunduğu için sentrozom sadece hayvanlarda, mantarlarda, mitokondri sadece ökaryotlarda, kloroplast sadece bitkilerde bulunduğu için 2, 3 ve 4'ün biz ayırt edici olduğunu söyleyebiliriz. Bir canlının herhangi iki hücresinde bulunan ribozomların 1, 2, 3, 4 gibi özelliklerinden hangileri farklı olamaz? Miktarları birbirinden farklı olabilir. Protein sentezi ihtiyacına göre. Ama fonksiyonları hepsi protein sentezi yapar. Kimyasal yapıları RNA artı proteinden meydana gelmektedir. İçerindeki nükleik asit çeşitleri ise sadece RNA bulundurduğu için yine bu da ortaktır ve farklı olamaz diye düşünebiliriz. Cevabımız da bu şekilde Edirne olmuş olur. Üçüncü sorumuzda ozmotik denge halinde bulunduğu bir ortamdan yani su ile ilgili dengeli bir ortamdan alınmış yeni bir ortama konulan tek hücreli bir canlıdaki ozmotik ve turgor basınçlarındaki değişme aşağıdaki grafikte verilmiştir. Ne olmuş grafiğimize bakacak olursak turgor basıncı azalmış, ozmotik basınç artmış ve bu şekilde sabitlenmişler. Turgor basıncı ile ozmotik basınç ters orantılı. Dolayısıyla emme kuvvetiyle yine turgor basıncının biz ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Turgor azalıyorsa bir yerde o hücrenin suyu da ne yapmaktadır diyoruz? Azalmaktadır. Dolayısıyla grafikteki verilere göre bu bir hücreli candaki su miktarının zamana bağlı değişimini sormuş bize. O zaman turgorla beraber suyun azalıp daha sonra dengeye geleceğini düşünebiliriz. Diğer açıklar zaten bu şekilde uyumlu olmadığı görülüyor. Cevabımız da burs oluyor. Dördüncü sorumuz şapkalı mantarların köke benzeyen miselyum adı verilen yapılarında acaba hangisi meydana gelmez? Mantarlar biliyorsunuz çeperli canlılardır, çeperleri olan canlılardır. Dolayısıyla aktif taşıma yapabilir. Çeperde bir sıkıntı yok. Porlardan zaten alışveriş yapılıyor. Ozmoz yine bütün canlılarda ortaktır. Egzostozu çeperliler dahi yapabiliyorlar idi. Difüzyon zaten bütün canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir yine. Ama pinositoz ve fagositoz dediğimiz olaylar sadece çeperli olmayan hücrelerde gerçekleşebilir. Mantarlarda da çeper bulunduğu için bu olay burada gerçekleşemez diye düşünebiliriz. Cevabımız da Edirne olmuş oluyor. Bir hücrede bulunan 1, 2, 3, 4 şeklindeki organik maddelerden hangilerinin yapısında peptit bağı bulunabilir diye sorulmuş. Şimdi proteinlerin amino asitlerinin arasında ancak peptit bağı kurulduğundan dolayı amino asit zaten kendisi monomer, peptit bağı bulundurmaz. Nişasta zaten şeker olduğu için glikozit bağı bulundurur. Proteinlerde evet peptit bağları vardır. Tripeptit de demek zaten 3 tane amino asitin kendi arasında peptit bağları kurarak birleşmesi anlamında ifade edildiği için biz 3 ve 4'ün peptit bağları bulundurduğunu yani cevabımızın da Ceyhan olduğunu düşünebiliriz. Altıncı sorumuza bakacak olursak. Hücredeki kalıtım biriminde meydana gelen bir mutasyon 1, 2, 3, 4 olaylarından hangilerini etkilemez diye sorulmuş. Şimdi mutasyon DNA'nın yapısının bozulması olayıdır. DNA'nın yapısı bozulursa meydana gelecek olan şifre ile oluşturulacak olan mRNA'nın yapısı bozulur. O da sentezlenecek olan proteinlerin, proteinlerin ise enzimlerin yapısını bozar. Dolayısıyla biz hangi olayın enzimler yardımıyla meydana gelmeyeceğini burada düşünürsek gelmeyebileceğini cevabımız olmuş olacak. Fagositoz enzimsiz gerçekleşmeyen bir olaydır aktif taşımayla beraber ama biz difüzyon ve ozmozda enzimin aman aman ihtiyaç olmayabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şu ikisi ne yapmayabilir bu olaydan? Etkilenmeyebilir. Cevabımız da Denizli olmuş oluyor. DNA ve RNA ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5 gibi özelliklerden hangileri her ikisi için
ortaktır diye sorulmuş. Nükleotitlerden oluşma, evet, nükleik asit diye geçen DNA RNA'nın yapı taşları nükleotitlerdir. İki çeşit pürin bulundurma. Pürin derken aklımıza bizim Gaziantep gelebilir. Guanin ve adenin azotlu organik bazlarına biz pürin adını vermekteyiz. Evet, bu ikisi de ortak olarak DNA ve RNA'da yine bulunmaktadır diyoruz. Riboz ve deoksiriboz şekeri bulundurma demiş. Riboz veya deoksiriboz deseydi doğru olurdu. Ama DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz olduğu için V'si burada cümlenin yanlış olmasını sağlamakta. 3 çeşit pirimidin bulundurabilme demiş. Pirimidin bazlarımız ise bizim süt diye adlandırılıyor. Dolayısıyla biz urasilin RNA'ya ait, timin ise DNA'ya ait olduğunu düşünebiliriz. Yine bunlar da o zaman ortak olarak bulunmaz. Fosfodiester bağına sahip olma. Evet, nükleotitler kendi aralarında yukarıdan aşağıya doğru zincir oluştururken fosfodiester bağlarıyla birleşiyorlar. Bu da ortaktı. Dolayısıyla 1, 2 ve 5 ortaktır. Cevabımız da Ceyhan olmuş oluyor. 2 ve 3'ün 2 ve 4'ün de biz ortak olmadığını düşünebiliriz bu şekilde. 8. sorumuzda 1, 2, 3, 4, 5 yine öncüllerimiz verilmiş. Yandaki sayıları verilen yapı ve maddelerden hangileri proteinler arasında yapısal farklılıkların oluşmasına neden olur diye sormuş. Şimdi peptit bağı sayısı ne kadar fazlaysa azsa buna göre farklı bir protein meydana gelebilir. Ribozom sayısı sadece meydana geleceği mekan olduğu için ribozomun sayısı proteinlerin seri halde hızlı üretimini sağlar, yapıya bir katkısı yoktur. mRNA kodonu sayısı yine oluşacak olan proteinin uzunluğunu ortaya koyacağı için yapısal farklılık ortaya çıkarabilir. Amino asit sayısı da yine kaç tane amino asit varsa o kadar farklı protein meydana gelebileceğinden dolayı etkilidir. Ama enzim sayısı yine ribozom sayısı gibi sadece protein sentezinin hızını belki artırmak için etkili olabilir. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? 1, 3 ve 4 yani Bursa olmuş oluyor. 9. sorumuza bakacak olursak bir protein sentezinde kullanılan DNA, mRNA ve tRNA şifreleri verilmiş. 1, 2, 3 şeklinde. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen şifrelerin biz hangilerine ait olduğunu bize sormuşlar. DNA mı, mRNA mı, tRNA mı gibi diye düşünebiliriz. Şimdi şuraya bakacak olursak timin var. Timinin olduğu yerin biz başka bir şeye bakmadan direkt DNA'ya ait olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla timinin bulunması 3 nolu yapımızın DNA olacağını bize ne yapıyor zaten ifade etmiş oluyor. Şimdi DNA'daki şifre ile tRNA'nın biz aynı olduğunu sadece timin yerine dikkat edersek urasilin geldiğini buradan görmekteyiz. Dolayısıyla GSA, AUG, SAG burada ATG, SAG olmuş. GSA ile başlamış. O zaman tRNA 1 üçüncüsü DNA, ikincisi ise onun karşısına gelen kodon şeklinde olan guanin, sitozin, sitozin guanin, adenin urasil şeklinde olan kodona sahip olan mRNA olduğunu düşünebiliriz. Cevabımız uzman Ceyhan'dır diye düşünebiliriz. 10. sorumuza bakacak olursak enzimlere ait aşağıda gözükenlerin hangisi bütün enzimler için ortak değildir diyor. Her zaman bir koenzim veya kofaktör grubuyla çalışma diye söylemiş. Şimdi basit enzimler var. Bunların yapısında sadece protein bulunmakta. Koenzim veya kofaktörü gerek olmuyor. Dolayısıyla biz her zaman bir koenzim veya kofaktör grubuyla çalışmanın ortak özellik olduğunu söyleyemeyebiliriz. Yalnız bir çeşit reaksiyonun katalizleme genelinde bakın bu şekilde biz tersine çalışanlar hariç genelde bütün enzimler reaksiyonları bir çeşit olarak katalizleyebiliyorlar. Reaksiyondan etkilenmeden çıkma bütün enzimlerin yine ortak özelliklerindendir. Optimal şartlarda, uygun şartlarda maksimum hızla çalışma yine bütün enzimler için bir ortak özelliktir diye düşünebiliriz. Substrat maddelerin dış yüzeylerinden etketmede yine enzimlerin ortak özelliklerindendir. Ama Adana şıkkındaki durum basit enzimler için geçerli değildir diyoruz.